2021'in burçlarını söyledik, güzel. Bize şöyle genel şeyler var mı? İşte şu tutulmalar var. Yani şu tarihler çok Tabii. önemli. Bütün burçlar buna dikkat etsin falan gibi böyle özel tarihler var mı? Dikkat etmemiz Tamam. gereken. En yakından 18 Ocak 18 Şubat arası bir aylık koridor. İlk büyük reformları, büyük değişimleri, isyanları çok fazla gördüğümüz zaman dilimi olacak. 28 Ocak'ta çok güçlü bir dolunay var. Beklenmeyeni bekleyelim bu dolunayda. Hepimiz mi? Liderlerle ilgili, üst düzey yönetimle bağlantılı büyük krizler çıkacağını düşünüyorum ben. Beklenmedik kararlar, haberler, iniş çıkışlar, kavga gürültüler beklerim bu dönemde. 11 Şubat civarı, 18 Şubat civarı teknolojik anlamda hepimizin içini ferahlatan gelişmeler, uzayla ilgili teknoloji ve data yönetimiyle ilgili acayip haberler gelecek. Bizlerle ilgili nasıl? 18 Ocak, 18 Şubat arasında bilelim ki hayatımızda bazı şeyler düz yoldan değil, ani değişimler ve kırılım noktalarıyla ilerleyecek. O yüzden değişimlere açık olalım bu zaman diliminde. Mart ayının Direnmeyelim yani. aynen direnirsek daha da sert bir şekilde hayatın hani çakıl taşıyla attığı haberi bir anda kayayla atmaya başlayabilir bize. Mart ortaları 13 Mart civarı inanılmaz şifalı ve keyifli etkileşimler var. Huzur bulacağımız Ay, aşı zamanlar. olacaksak 13 Mart'ta olalım. Olur, aynen. 13 Mart ve sonrası. Evet, 26 Mayıs ve 5 Haziran'da iki tane tutulmamız var. Yay burcunda ve İkizler burcunda. Burada seyahatle ilgili, ulaşımla ilgili, sağlıkla bağlantılı, ticaretle ilgili. Ben olumlu gelişmeler bekliyorum bu dönemde. Güzel haberler almayı bekliyorum. Bir Merkür retrosu olacak 5 Haziran tutulması esnasında. İşte Neptün kareleri vesaireler olacak. O yüzden o dönemde aldığımız haberlerin doğruluğunu 3-4 defa teyit edelim. Çünkü öyle bir geçişte ki o tutulma fos çıkabilecek anlaşmalar diyen bir Dur, ne dipnotu zaman var. anlaşma, o zaman yazıyorum kendime. 5 Haziran civarı. 5 Yani Haziran. tutulmalar biraz daha geniş çaplı 10-15 gün öncesini ve sonrasını etkiler. O yüzden Mayıs'ın 20'lerinden Haziran'ın 20'lerine kadar olan zaman dilimini şey alalım kendimize. Not olarak alalım. Çünkü burada karşımıza çıkan bir de retrolar falan var gökyüzünde. Muhtemelen Temmuz ve Ağustos aylarında Temmuz'un ilk 4-5 günü, Ağustos'un da ilk 15 günü yine biraz çalkantılı olacak. Biraz tartışmalı ve engebeli olacak. Orada kararlarımızı değiştiren durumlarla karşılaşacağız. Bir onları görelim. Ondan sonra harekete geçelim derim. Ekim ayı biraz sert. Şu anlamda sert. Hafiften böyle askeri dokunuş, askeri konularla ilgili vurgular var. Liderlerle ilgili vurgular var. Ekim'in özellikle ilk 10-12 günü birazcık sert geçişlerimiz var. Buralarda diplomasiyi yakalamak zor olacak hayatın içinde. Daha kolay böyle tartışmalar olacaktır. Akabinde 19 Kasım tarihinde biraz önce konuşurken de bahsettiğim aslında böyle işte hayvanlar telef olma vurgusu olan bir şeyimiz var. Boğa burcundaki tutulmaların ilki var. 19 Kasım'daki tutulma bizim 2023'ün Nisan'ına kadar hayatımızın nasıl olacağının tüyolarını taşıyacak. Biraz daha para, ekonomik yatırımlar, finans bunlarla ilgili hem destekleyici hem de dünya çapında aslında beklenmedik konuşmaların ve krizlerin çıkacağı bir zaman dilimini anlatıyor. Yani güvenli kalelerimizi inşa etmeye çalışırken bir yandan böyle her şeyi elde tutmaya çalışacağız. Paraya dikkat edelim. O dönemde ekonomik kaynaklarımız çok önemli olacak. 4 Haziran, Haziran ortası son Satürn-Uranüs kareleri meydana geliyor. Demek ki buralarda hani dedim ya Şubat aylarında çok köklü değişimler olacak diye. Haziran onun ikincisi, Aralık üçüncüsü. Aralık ayında biz yine halen daha sistemsel, ekonomik, bir sürü işte insan haklarına yönelik insan hakları mahkemesinde yargılanmalar falan gibi çok büyük şeyler göreceğimiz zaman dilimi, kendi hayatımızda da keza büyük değişimler yaşayacağımız zaman dilimi. 4 Aralık'taki tutulma ama nispeten güzel bir tutulma. O yüzden içimizi ferahlatacak, umut aşılayacak güzel haberler, anlaşmalar yapacağız gibi duruyor bu zaman dilimi içinde. Yani bu yıl aslında içinde umut barındıran ama büyük değişimler taşıyan, o yüzden değişime direnirsek daha çok zorlanabileceğimiz bir yıl. Umudumuz baki olsun. Kısa vadeli planlar yapmayı öncelik tutalım. Gelen değişime de biraz daha eyvallah dememiz gerekecek gibi duruyor. Sonu iyi olacak ama hiç umulmadık şeyler Aynen. yaşayabiliriz, değil mi? Yani biz değişimi sevmediğimiz için sert bir Tabii, yıl aslında. güvende olmak ister Evet. insan. Bildiği gibi olsun Aynen. ister ama ne İşte. biliyorsun dünyanın altının Aynen. üstünden daha iyi olmayacağını. Evet. Şems'in dediği gibi.
Peki Türkiye ve Amerika'ya baktın mı? Hmm. 2021'de Evet. ne bekliyor? Türkiye'de biz artık yavaş yavaş müttefikler hattımızla ilgili çok zorlandık geçtiğimiz 2 senede. Hem sınır komşularımızla ilgili hem de aslında ana müttefiklerimiz ve orada dönen büyük anlaşmazlıklarla ilgili. Buradaki konuşmalar yavaş yavaş azalmaya, yani zorluklar yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Ama biraz önce konuşurken hatta atladığım bir şeydi. İyi oldu. Hava mutasyonu doğudaki gücün yükselmesi demek, doğu ülkeleri demek. Demek ki bizim de yavaş yavaş içinde bulunduğumuz gruplar, paktlar, anlaşmalar değişecek. Burada daha büyük NATO ile olan anlaşmalarımız, IMF ile olan anlaşmalarımız dahi bence birazcık daha sert sınavlardan geçecek. Ama yüzümüzü dönebileceğimiz başka müttefiklerimiz, dostlarımız olacak ve biz iyi bir konumlanmayla aslında yavaş yavaş güçlenmeye doğru gideceğiz. Diğer tarafta ekonomik anlamda ciddi reformlar bekliyor bizi ki zaten artık bu bir tık öngörü olmaktan çıktı. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu söyledi, bu yıl ekonomik reformlar yılı diye. Ama ciddi anlamda büyük böyle sert geçişler beklerim, ekonomi, vergi. Kriz gibi mi? Ne yani? Biraz kriz gibi, biraz bizim aslında yurt dışındaki daha büyük borçlarımız ve bunların ödenme süreçleriyle ilgili yaptığımız paktlar, ticari anlaşmalar, bunlarla ilgili köklü değişimler gibi şeyleri beklerim bu sene içinde. Belki bakanlarımızla ilgili biraz daha öyle sistemsel, yönetimsel, irili ufaklı değişimler de olacaktır diye düşünüyorum işin açıkçası ki biz bu geçişlerin biraz daha yumuşağını Ekim sonu Kasım başında yaşamıştık. O dönemlerde de aslında şey Berat Albayrak'ın istifasını gördük. Yani bunların benzerlerinin olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Yönetimsel ekibin içindeki değişimlerle karşılaşırız. Ben bir de bir yandan aslında bankalar ve ekonomik sistemdeki büyük firmalar ve onların liderleri ve yönetim süreçleriyle ilgili değişimler bekliyorum. O yüzden de Bakmış Bankası'nın genel müdürü yıllar sonra. evet, yani daha bunların devamı gelecektir. O yüzden de daha böyle temkinli ve tedbirli olduğumuz bir yıl olmalı ekonomik anlamda gibi duruyor. Bir de yani korkutmak istemem ama yine 31 Ekim'de ne oldu, o Ekim'in son haftalarında İzmir'de büyük bir deprem gördük. Deprem vurgusu ara ara var. Ankara'da daha çok yeni bu Ocak 13 Ocak yeni ayı bohça tipi, o yüzden biraz daha deprem vurgusu var demiş idik YouTube'da vesaire. Başka meslektaşlarım da söyledi. Ankara'da bir deprem oldu daha çok yeni 4,5 şiddetinde. O yüzden ara ara bu vurgu var. Binalarımızın güvenliğinden emin olmamız tavsiyedir. Şimdi bunu Şimdi demek sen tabii ki üstünü şey. geçmeye çalışıyorsun ama bekliyor musun bir deprem 2021'de? Yani Büyük bir deprem. 28 Ocak'ta mesela biraz deprem vurgusu var. Şeylerde, Haziranlarda var. Nisan sonu Mayıslarda var. Yani ara ara hep deprem vurgusu var. Büyük İstanbul depremi demem bunların hiçbiri için. Ya da 99'da yaşadığımızın bir benzeri gibi değil. Tutulma vurgusuyla değil. Ama yine de hep biz 4'ler, 5'ler, 3'ler o civarlarda bir sertlikte hep beklemeliyiz bence. 99 depreminde gökyüzünde bir başkalık var mıydı? Hiç baktın mı Evet, ona? o dönemde bir tutulma vardı. Tam tutulma zamanı ve tutulmada Türkiye'den de gözlemlenen bir güneş tutulmasıydı. Büyük bir tutulmaydı. Onun etkisiyle iyice sertleşmişti. O yüzden tam öyle bir şey değil Tam öyle bir şimdiki. şey değil, anladım. Peki Amerika'da ne Amerika için. olacak durumlar? Hiç Yani Amerika çok ilginç bir dönemden geçiyor. Sadece bu yıl değil, aslında 2023'lere kadar kendi Pluto dönüşlerini yaşıyorlar. Bu 250 yıllarda bir olan bir geçiş. Ve bu süreçte aslında ve para alanında onlar için gücün el değiştirmesi, işte Neptünler 4. evlerine girecek, neredeyse eyaletlerine kadar ayrılmalarına giden bir süreçten bence bahsediyoruz bu süreçte. En azından bunların çok fazla konuşulacağı bir dönemden bahsediyoruz. Trump çok kolaylıkla bırakmaz yönetimi diye düşünüyorduk, söylemiştik zaten, onlar yaşandı. Biraz daha çalkantılarının devam edeceğini düşünüyorum. Bir de farklı demeyeyim ama farklı grupları temsil eden kişilerin liderleşmesi. Örneğin Kamala Harris'in gerçekten çok ciddi bir güç olarak karşımıza çıkacağını, belki yeni kişilerin dahi ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü hatırlarsak yine 21 Mart 2 Temmuz arasındaki dönem Nisan aylarında George Floyd meselesini yaşadık. Sokağa döküldü. Şimdi bu Ocak'taki geçişler buna vurgu yapan geçişlerde Şubat daha sert bir geçiş yapıyor. O yüzden insanların sokağa indiği bir dönem olacak bence. Yönetimi çok stabil bir şekilde tutmakta zorlanabilir Joe Biden hükümeti bu anlamda. İsyanlar sokakta o Evet. zaman. Bir de hani Amerika üzerinde diye bunu söylemiyorum ama biz daha önce bu geçişler olduğunda liderlerin bazen kendi istekleriyle
bazen de zorla işte suikast gibi böyle çeşitli durumlarla şeyden alaşağı edildiğini görmüşüz. O yüzden de ben burada yönetimin çok sabit, stabil, rahat kalacağını düşünmüyorum Amerika için açıkçası. Suikast olabilir mi Biden'a? Yani çok Amerika özelinde bunu inceledim demeyeyim. O yüzden Amerika özelinde demiyorum ama dünya çapında kesin böyle şeyler duyacağız. 2021'de şimdi hatırladım arkadaşlar. Tabii ki koca kitap. Diyorsun ki bir dünya lideri aniden öldürülebilir. Evet. Yani kim olduğunu biliyorsun da kendine mi saklıyorsun Duygu? Yani bunu söyleyebilirsin. Ben panik yaratmamak için bunu tespit ettim ama. Evet, paylaşmamayı tercih ederim böyle şeylere şimdi. Biliyorsun ama evet, yani tahminin var. Yani tahminim var hangi bölgede olacağına dair, evet. Her şey de söylenmiyor arkadaşlar. Ben çok iyi anlıyorum. Zaten hani panik yaratmamak tabii için ki falan saygıyla karşılıyorum bunu. Ama teşekkür ederim hani kim olduğunu da tahmin ediyorum dediğin için. Şimdi bir de 2020-2023 koridoru diye hani bunu kitapta da çok önemli vurgulamışsın ya. Bundan tam olarak ne anlamalıyız? 2023'ten sonra nasıl bir şey olacak? Transhümanizm dedin mesela çok önemli bir şey bence. Evet. İnsanın köleleşmesi aslında dijital insan olması ve özgür ruhunu kaybetmesi demek bir taraftan. Bu 2020-2023 nasıl bir koridor bu? Duygu Demir, simyacı seni çağırıyor, kova çağı, astrolojik dilek kitabı. 2020, 2021, 2022 yıllarına bakmış, bu gökyüzü dizilimlerini geçmişte ne zamanlarda vardı diye bakmış, olayları nesnel bir şekilde önümüze koymuş, kitap böyle başlıyor. 2021, 2020 gibi baskın, enerjik, böyle sıkışık bir yıl mı olacak? Bu zaman diliminde artık kapitalin, fabrikaların, üretimin ana güç olması, paranın ana güç olması bitecek. İnsan DNA'sına müdahaleler daha net bir şekilde karşımıza çıkacak. Gerçekten de transhümanizme giden bir sürecin içindeyiz. Şubat ayında bence aşıyla ilgili şimdiye kadar olandan çok daha olumlu, hızlı, güzel haberler alacağız. Bekliyor musun bir deprem 2021'de? Amerika çok ilginç bir dönemden geçiyor. Sadece bu yıl değil aslında 2023'lere kadar, eyaletlerine kadar ayrılmalarına giden bu sene oh be diyen 4 tane burç var. 18 Ocak, 18 Şubat arası bir aylık koridor. İlk büyük reformları, büyük değişimleri, isyanları. Bu öyle bir geçiş dönemi ki biz bu 200 yıllık dönemin içinde sınırların bozulmasını, sınırların yıkılmasını, yeni sınırlar inşa edilmesini, yeni liderlerin ortaya çıkmasını ve insan haklarına dair çok büyük gelişmelerin meydana gelmesini bekliyoruz.